15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı terör örgütü mensupları Türkiye'de darbeye teşebbüs ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ'cülerin CHP iktidarında göreve iade edileceğini açıkladı. Yani bu adamlar cezaevinde olmalarına rağmen emekli emniyet müdürü sıfatını taşıyabiliyorlardı. Bankasya'ya Fethullah Gülen'in para yatırın emrinden sonra yaklaşık 3 milyar TL'nin yatırıldığını ortaya çıkardı. Bir fırtına kopuyor 5 yıldır. KHK'lılar mağdur, KHK'lılar mazlum, KHK'lıların hiçbir günahı yok. Bu konudaki mağdur edebiyatı artık son bulsun. Herkese merhabalar. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılına geldik. Ve bu 5 yıllık süreçte FETÖ'cü hainlerin şehit ettiği kahramanlardan ya da sağlık sorunlarıyla uğraşan gazilerden ya da Fethullahçı terör örgütünün Türkiye'ye vermiş olduğu zararlardan daha çok muhalefet tarafından ısrarla FETÖ'cülerin mağduriyeti konuşuldu. Önce kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen FETÖ'cüler, cezaevlerine atılan askeri okul öğrencileri, FETÖ'cü gazetecilerin yaşadığı büyük mağduriyetler muhalefet partileri tarafından sürekli dile getirildi. Özellikle kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen devlet memurlarının durumu, başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün muhalefet partilerinin gündemindeydi. En son İstanbul'da KHK'larla buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, KHK'ların CHP iktidarında göreve iade edileceğini açıkladı. Üstelik haklarında mahkumiyet kararı olsa bile. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ'cülerin ne kadar ceza almış olurlarsa olsunlar, görevlerine iade edileceklerini ve dosyalarının tekrardan görüleceğini vaat etti. Biz de FETÖ gerçekleri olarak KHK ile ihraç edilen FETÖ'cüler meselesini bir anlatalım istedik ki bu konudaki mağdur edebiyatı artık son bulsun. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kanun hükmünde kararname neden çıkartıldı? Bunu kısaca hatırlatalım. 15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı terör örgütü mensupları 50 yıllık kurdukları planın bir sonucu olarak Türkiye'de darbeye teşebbüs ettiler. Yani 15 Temmuz 2016 gecesi bu ülkeden aldıkları üniformayla, bu ülkenin okullarında eğitim gören, bu ülkeden maaş alan FETÖ'cü teröristler bu ülkenin halkına ateş açtılar. Üstelik tankla, üstelik savaş uçaklarıyla, helikopterlerle ve 251 masum insanın şehit edilmesine sebep oldular. Yani kanun hükmündeki kararnamenin çıkartılmasına neden olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli 20 Temmuz sivil darbesi olarak açıkladığı süreç birdenbire gelişmedi. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cüler bu ülkede darbe yaptılar ve darbenin sonucu olarak olağanüstü hal ilan edildi. Peki o hal ilan edilmesine ve KHK çıkartılmasına gerek var mıydı? Bu soruya kısaca bir cevap verelim. 15 Temmuz darbe girişiminin akıllardan çıkmayan görüntülerinden bir tanesi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nü işgal etmeye giden zırhlı personel taşıyıcının içerisinden bir emniyet müdürünün çıkmasıdır. Bu emniyet müdürünün adı Mithat Aynacı. Gezi kalkışması sırasında aktif rol üstlenen ve göstericileri kışkırtan emniyet müdürü. Mithat Aynacı 15 Temmuz 2016 gecesi 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmaktaydı. Aktif bir görevi yoktu. 17-25 Aralık sonrası pasif göreve alınmıştı. Ama halen de devletten maaş alan 4. sınıf bir emniyet müdürüydü. Çünkü onun meslekten atılması, yani FETÖ'cü devlet memurlarının meslekten kovulması zannedildiği kadar kolay bir şey değildi. İdare mahkemesine başvurarak göreve iade kararı alabiliyorlar ve bu nedenle bir türlü FETÖ'cüler devletten atılamıyordu. Ve 15 Temmuz gecesi zırhlı personel taşıyıcıdan çıkan Mithat Aynacı kanun hükmünde kararname ile ihraç edilebildi ancak. Bir diğer isim Fethullahçı terör örgütünün MİT'e sızdırdığı ve MOBESE'nin B'si olarak bilinen Basri Aktepe'nin ihracı. Basri Aktepe 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edilebildi. Çünkü daha önceden onun hakkında bir ihraç kararı alındığında idare mahkemesindeki FETÖ'cü hakimlere başvurarak
pekala bu kararı iptal ettirebiliyordu. Kanun hükmündeki kararname ile FETÖ'cülerin devletten temizlenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir örnekle anlatalım. Sürekli devletin 15 Temmuz öncesinde büyük FETÖ'cülerin yurt dışına kaçmasına müsaade ettiğinden bahsediliyor ya. Bu isimlerden birisi olan Zekeriya Öz meslekten 9 ayda ihraç edilebildi. Özel yetkileri alındı, Bakırköy'e gönderildi, sonra Bolu'ya gönderildi. Yani Zekeriya Öz devlete kumpas kuran bir savcı olarak savcılık görevinden atılması bile darbe öncesi süreçte 9 ay sürdü. Ve bu 9 aylık süreç içerisinde Zekeriya Öz devletten maaş almaya devam etti. Başka bir örnek verelim. Rantik suikastine katıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ancak re'sen emekli edildi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası özlük hakları elinden alınabildi. Yani bu adamlar cezaevinde olmalarına rağmen emekli emniyet müdürü sıfatını taşıyabiliyorlardı ve kanun hükmündeki kararname sonrası bu ellerinden alındı. Kanun hükmündeki kararname ile ihraç edilen devlet memurları içerisinde FETÖ ile birebir ilişkisi olmasa da sürekli dile getirilen başka bir grup var. Bunlar kamuoyunda barış akademisyenleri olarak bilinen ve 2016 yılında yayınladıkları bildiriyle Türkiye devletini soykırım işlemekle itham eden ve Türkiye'nin savaş mahkemesinde yargılanacağını iddia eden akademisyen topluluğu. O bildiride sadece barış kelimesi cümlenin başında geçiyor. O bildirinin barışla tek alakası kendilerine barış için akademisyenler demesi. Metnin bütününe baktığınız zaman terör örgütü PKK'yı aklayan, PKK'nın hendek kalkışmasına destek veren, devletin hendek kalkışmasına müdahale etmesini eleştiren ve devlet yetkililerini Lahey'deki Uluslararası Savaş Mahkemesi'nde yargılatmakla tehdit eden bir bildiri. Devlet bu akademisyenlerin kamudan atılmasını ancak kanun hükmündeki kararname ile gerçekleştirebildi. Kanun hükmündeki kararname ile ihraç edilenlerin mağdur olduğunu sürekli duyduk. Bülent Arınç bazen bir benzincide karşılaştığı Danıştay hakiminin pompacı olarak çalışmasından duyduğu mahcubiyeti, bazen evine gelen temizlikçinin KHK ile ihraç edildiğinden bahsetti. Cumhuriyet Halk Partisi de KHK'lıların ölüme mahkum edildiğini iddia etti. Peki gerçek böyle mi? Kanun hükmündeki kararname ile en fazla ihraç yaklaşık 41 bin ile İçişleri Bakanlığı'na ait. Yani İçişleri Bakanlığı'ndaki polisler, kaymakam, valiler ve mülki memurlar KHK ile ihraç edildi. Bunlardan 7 bin tanesi önce açığa alındı ve bir yıl sonra ihraç edildi ve bu bir yıllık süreçte devletten maaşlarının 1/3'ünü almaya devam ettiler. Yani devlet açığa aldığı memuruna ihraç edeceği belli olmasına rağmen bir yıl boyunca maaş ödedi çünkü kanunen ihraç etmemişti, açığa almıştı. Ancak FETÖ mensubu oldukları ya da devletin terör örgütü olarak ilan ettiği diğer terör örgütleriyle iltisakı olan kişiler ihraç edildiğinde bunların özlük hakları da elinden alındı. Muhalefet partilerin KHK'ya dair eleştirilerinde OHAL komisyonunda büyük yer kaplıyor. OHAL komisyonunun işini iyi yapmadığını iddia eden yorumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. OHAL komisyonu 75'i raportör, toplam 250 personele sahip bir kurum ve kamudan ihraç edilen FETÖ'cülerin ve kamudan KHK ile ihraç edilen memurların durumunu incelemek için kurulmuş bir komisyon. OHAL komisyonu öncelikle mahkemeden beraat kararı almış isimlerin durumunu kontrol ediyor. Re'sen kontrol ediyor. Peki OHAL komisyonu nasıl çalışıyor? Bunu kısaca bir anlatalım. OHAL komisyonu internet sitesi üzerinden yapılan başvurularla incelemelere başladı. İnternet sitesi üzerinden başvurmayan ancak OHAL komisyonu kurulmadan önce idare mahkemelerine ya da ihraç edildiği kamu kurumuna yapılan başvuruları da kendisine yapılmış gibi kabul ederek incelemeye aldı. Ve her bir olayda olayı tek tek inceleyerek ilgili devlet kurumlarından belgeler istenerek her biri ayrı ayrı incelendi. Bunların içerisinde 11 bin kişinin başka bankadan kredi çekip bankasaya para yatırdığını ortaya çıkardı OHAL komisyonu. Gene yaptığı incelemede mahkemeden beraat kararı alan, hani CHP Genel Başkan Yardımcısı mahkemeden beraat kararı alanları hemen iade edeceğiz diyordu ya, mahkemeden beraat kararı alan bazı KHK'ların bankasaya para yatırırken hocamızın emrine istinaden zalimler için yaşasın cehennem, bankasayı yalnız bırakmayacağız gibi açıklamalar yaptığını, dekontta havale açıklamasına bunları yazdığını görerek kusura bakmayın siz mahkemeden beraat kararı almışsınız ama siz devlet memuru olabilecek vasfa sahip değilsiniz
Çünkü FETÖ mensubu olduğunuzu mahkeme söylemese de FETÖ'yle iltisakınız olduğu kesin diyerek bunların reddine karar verdi. Yine OHAL komisyonu kendi hazırlamış olduğu rapora göre ihraç edilen ve ihraç edilenlerin eşleri ve çocukları dahil Bankasya'ya Fethullah Gülen'in para yatırım emrinden sonra 465 bin hesap açıldığını, bu hesaplara yaklaşık 3 milyar TL'nin yatırıldığını ortaya çıkardı. Yani FETÖ elebaşının örgütün yöneticilerinden Mustafa Özcan'la yaptığı konuşma sonrası FETÖ mensuplarının talimatla para yatırdığı süreçte 465 bin hesap açılmış ve bunlar ihraç edilenler, ihraç edilenlerin eşleri ve çocuklarına ait. KHK ile ihraç edilen memurların kendileri ve eşleri adına hesaplar açtığından bahsetmişken bu videoya gelecek itirazlardan bir tanesini de peşinden cevaplayalım. OHAL komisyonu göreve iade dosyalarına bakarken eş durumuna bakmıyor. 1120 dosyada eşleri ihraç edilenlerin kamuya iadesinin önünü açtı. Yani öyle medyada ya da meclis kürsüsünde bazı milletvekillerinin iddia ettiği gibi eşinden dolayı insanlar devlet memuriyetinden ihraç edildi diyorlar ya, OHAL komisyonu tek tek dosyalara bakarak eşinin durumunu ayırarak eğer kendisinin örgüt mensubu olduğuna dair herhangi bir belge yoksa bunların göreve iadesinin önünü açtı. Ancak bir fırtına kopuyor 5 yıldır. KHK'lılar mağdur, KHK'lılar mazlum, KHK'ların hiçbir günahı yok. Bunların zaten FETÖ ile hiçbir alakası yok. OHAL komisyonu da zaten gelen her dosyayı reddediyor, hiçbiriyle ilgilenmiyor gibi. Bakın OHAL komisyonuna başvuran ve red cevabı alan birkaç isimden bahsederek bu videoyu bitirelim. Bir tanesi darbenin askeri anlamda bir numarası olan Akın Öztürk. Akın Öztürk OHAL komisyonuna başvurarak özlük haklarının iadesini istedi. Tabii ki reddedildi. Bir diğeri 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'i şehit eden FETÖ'cü hain Fatih Şahin OHAL komisyonuna başvurdu. Ve OHAL komisyonu bu başvuruyu iptal etti. Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akkürek, Yurt Atay Gün gibi FETÖ'cü emniyet müdürleri OHAL komisyonuna başvurarak emeklilik haklarını geri istediler. OHAL komisyonu bunları reddetti. OHAL komisyonuna başvurup red cevabı alan başka bir isimle videomuzu bitirelim. Eski Tuğgeneral Osman Ali Gürcan. Osman Ali Gürcan, FETÖ'cü hainlerin atama listesinde Emniyet Genel Müdürü olarak ismi geçen ve Şırnak'taki emri altındaki komandoları Ankara'ya gönderme hazırlıkları yapan, ancak Şırnak'taki özel harekat polislerinin buna engel olmasıyla bu amacına ulaşamayan bir isim. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı ve OHAL komisyonuna başvurarak haklarının iade edilmesini istedi. Osman Ali Gürcan'ın bu başvurusu reddedildi, ancak Cumhuriyet Halk Partisi seçim vaadi olarak Osman Ali Gürcan ve diğer darbeci hainlere haklarını iade edip adil bir mahkemede tekrar yargılanma sözü verdi. Bunun da siyaseten karşılığının sizi göstermelik olarak yargılayacağız ama ceza almayacaksınız demek olduğunu sanırım herkes anlamıştır. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü gösterdiğimiz videolarımıza devam edeceğiz. Terör örgütünü masum göstermeye çalışanlara karşı videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimleri açmayı ve bu videoyu sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ederken 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bu vatan yapmış olduğunuz fedakarlığı kıyamete kadar unutmayacaktır. Allah hepinizden razı olsun.